Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere kuzenimin fırınında kıymalı patates yapacağım. Çok güzel oluyor gerçekten de. Bunun yanına tereyağlı makarna yapacağım. Biraz da süzme yoğurtlu yapacağım. İki çeşit yapacağım. Malzeme listem vereyim. Biraz patatesim var. 4 tane soğanım var. Salçam var. Domates suyum, çiçek yağım, kıymam. Artık tripodumu yanıma alayım. Yemeğimi yapmaya başlayayım. Tavamın altını yaktım. Biraz da sıvı yağ ilave ettim. Şöyle altını açayım. 4 tane soğanım vardı. Onu da doğradım bolca. Şöyle tavama ilave ediyorum. Domates suyum da şişeden biraz geç boşaldığı için koyu olduğundan onu da kaseme boşalttım. Patateslerimi de soydum, doğradım. Şöyle soğanım yavaş yavaş kavrulsun. Ben de bu arada şöyle göstereyim. Soyup doğradım. Patateslerimi de yağladım. Biraz tuz ilave ettim. Borcamın dibine de biraz yağ ilave ettim. Artık şöyle dibine döşeceğim. Bu sefer kızartmadan koyacağım. Bazen kızartıyorum genellikle ben bunu. Bu sefer çiğ koyacağım. Şöyle tek sıra döşeceğim. Sobama odun attım. O da tutaşıyor. Sabahtan yapıyorum ben kuzinemi de. Burası ısınınca ondan sonra kapatıyorum. İçinde kömür oluyor. Açıyorum, hemen iki odun atıveriyorum. O iki odun da yetiyor. Benim yemeğim pişirmeye bazen iç atıyorum. Duruma göre. Şöyle bir soğanımı karıştırayım. Yemek kaşığı da salçam ilave ettim. Biraz da böyle kavrulacak. Ondan sonra kıymam ilave edeceğim. En sonunda domates suyumu. Şöyle bir salça kokusunun gitmesi lazım. Kıymalarımı da ilave ediyorum. Biraz da böyle kavrulacak. Ondan sonra domates suyumu ilave edeceğim. Ben de bu arada yoğurdumu keseme koyayım. Bu da yavaş yavaş süzsün. İlk başta onu yapacaktım, unuttum. Şöyle yavaş yavaş kavrulsun bakalım. Biraz da kıymamla kavruldu. Artık domates suyumu dökebilirim. Borcamındaki patatesleri de kuzenimin fırına sürdüm. Biraz öyle kızartmak istedim. İyi de oldu aslında. Şöyle domatesimi de ilave ediyorum. Domates suyumu daha doğrusu. Onu ben kaynatmadan yazdan şişelere koymuştum. Şişelerini kaynattım daha doğrusu. 2,5 saat, 3 saate yakın kazana su doldurdum. Şişelerimi kaynattım. Domates sularımı kaynatmadım. Çiğ koydum yani. Patateslerimi bir 10 dakika fırına sürdüm. Kuzenimin fırına şu an yeneceğim, çıkardım. Hafif böyle yumuşadılar. Kızarmaya başladılar. Şöyle kıymalı harcıma da bir su bardağı su ilave ettim. Artık üzerine katacağım patatesimin. Orada da çiçek yağımla tereyağım var. Onu da hazırladım. Sobamın üzerinde kızartacağım. Şöyle üzerine gezdireceğim. Şöyle hepsini döpeceğim. Birazdan tavamdan kalanı da sıyırırım. Şöyle düzelteyim. Patateslerimi de şu şekilde döşeceğim. Şöyle düzgün bir şekilde. Yarım yarım keserseniz patateslerinizi, sizin için döşemesi daha kolay olur. Şöyle D harfi şeklinde. Hem görüntü güzel oluyor böyle. Hem de patatesler fırının sıcağıyla üstte kızarıyor. Ben bu şekilde döşeyim bunu. Gene fırına koymadan her zaman olduğu gibi sizlere göstereyim.
patateslerimi döşedim. Görüntüsü gerçekten güzel oldu. Şöyle benim sarp pişirim var. Bu tarafı yağlı kılıf, bu tarafı folyo. Folyo zararlı olduğu için gıda ile temasında. O yüzden ben genellikle sarp pişir kullanıyorum. Bir ben yarım saat sarp pişirimi kapatarak pişireceğim fırınımda. Sonra bunu üzerinden alacağım. Bir 10 dakikada kızarmasını sağlayacağım. Şöyle kapatayım. Artık ben bunu fırınıma süreceğim. Yine fırınımda pişerken her zaman olduğu gibi sizlere gösterelim. Fırında kıymalı patates yemeğim pişiyor. Üzerine de makarnamı koydum. O da yavaş yavaş kaynıyor. Ben de bu arada salatamı yaptım. Soframı hazırladım. Artık patatesimin pişmesini bekliyorum. Şöyle patatesimize bir bakalım. Şöyle folyosunu yağlı kağıdını kaldırayım. Gördüğünüz gibi çok güzel kaynıyor. Artık ben bunun folyosunu, yağlı kağıdını alacağım. Biraz da kızarmasını sağlayacağım. Patateslerin bir 10 dakikada böyle pişecek. Şu görüntü çok güzel görünüyor. Makarnam pişti. Süzdüm ben bunu. Şöyle tereyağında kızarttım. Kuzinemin üzerinde. Yoğurtlarımı da keseden çıkardım. Artık tereyağımı üzerine ilave edebilirim. Şöyle bir karıştırayım. Hepsini ilave etmeyeceğim. Bir karıştırayım bakalım. Makarna, pilav biraz bol yağı seviyor. Peynir rendelemiştim. Üzerine de onu katacağım. Şöyle bir yemek kaşığı biraz daha katmak istiyorum. Şöyle yaparsam. Şöyle yeterli. Patatesim hala pişiyor fırında. Bolca üzerine peynirimden ilave edeceğim. Şöyle yeterli. Elime gittim. Artık sıra geldi. Yoğurtlu makarnama. Sarımsağım yoktu. Sarımsağım da olsa daha güzel olacaktı ama kalmadı. Perşembe günleri buraya pazar kuruluyor ama ben YouTube video çektiğimden pazara bile inanır mısınız? Uzun zamandır gidemiyorum. Eşim alıp geliyor. Görsem aklıma gelir, onu da al demeyi unuttum. Vardı da geçen gün bitti. Şöyle iyice bunu da karıştıracağım. Biraz daha yoğurda ihtiyacı var sanki. Yoğurdu ben bu kıvamda seviyorum. Çok da süzünce lapa gibi oluyor. O yüzden güzel olmuyor. Şöyle bir yemek kaşığı daha katayım. Artık tereyağına dökeceğim. Yine onu da bolacağım. Biraz pul biberim var. Biraz nanem var. Anneme ayıracağım tabii. Annem acıyı yemiyor. Şöyle nanemden gezdiriyor. Kırmızı pul biberimden. Kıymalı patatesim pişti. Her zaman olduğu gibi yakından gösterin. Şöyle nefis görünüyor. Tereyağlı peynirli makarnam. Bu da yoğurtlu makarnam. Aynı şekilde tereyağlı, baharatlı. Annemin acısız yoğurtlu makarnası. Dünden biraz parmak tatlım vardı. O salatam, turşum.
Bugünkü akşam menümüz de böyle. Evet arkadaşlar, bugün ben sizlere kuzenimin fırında kıymalı patates yaptım. Süzme yoğurtlu tereyağlı makarna yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben gene bugün biraz yorumlardan bahsedeceğim. Gerçekten benim için yorum çok önemli. Emoji yorum yerine geçmiyormuş, onu öğrendim. Hani bir tane değil de 2-3 tane yorum yazarsanız benim ilerlememe yardımcı olursunuz. Yorum ne kadar fazla gelirse YouTube benim videomu o kadar çok döndürüyormuş. Ben gene sizlerden bugün yorum isteyeceğim. Bir defa yazmayın, 2-3 defa yazın. Birbirinizin yorumlarını da beğenirseniz benim için gerçekten de bu da çok önemli. Her gün de bunu vurgulamak istemiyorum. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Böyle arada bir söylüyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum artık. Burada videomu sonlandırsam diyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bana abone olmayı unutmayın.